Past continuous tense. Şimdi kısa bir hatırlatmadan sonra başlayalım. Past ne demek hatırlayalım? Geçmiş zaman demek. Az önce gördük. Continuous o da şimdiki zaman demekti. Onu da ondan daha önce gördük. Geçmiş zaman, şimdiki zaman nasıl birleştireceğiz? Biraz düşünelim. Geçmişte devam eden bir olayı anlatmak için bu tense'i kullanıyoruz. Formülümüzü yazdıktan sonra detayına gireceğiz. Klasik özneyle başlıyoruz. To be fiili kullanacağız. Ama to be fiili past tense'de nasıldı? Bunu hatırlarsak neydi? To be. To be'nin past hali hatırladık. Was, were. Bundan sonra continuous'un özelliğine geliyoruz. Neydi continuous'un özelliği? Verb'i koyup ing'imizi koyuyorduk. Bu kadar basit. Özneden sonra was ya da were uygun olanını seçeceğiz. Tekilse was, çoğulsa were. Daha sonra fiile ing getireceğiz. Bu kadar. Ama bunu genelde söylerken ikinci bir cümleyle bağlamak gerekiyor. Yani ben kitap okuyordum. Okuyor, şimdiki zamanı gösteriyor. Okuyordum da geçmiş zamanı gösteriyor. Ama ikinci bir cümleyle desteklenmezse bir anlamı olmaz. Uyuyordum. Ne zaman? Dün saat 8'de uyuyordum. Tamam. Sen geldiğinde ben uyuyordum. Tamam. İkinci bir cümleyle dediğim gibi desteklenmesi gerekiyor. Örneğimize başlıyoruz. I was ne yapıyordum? Watching TV. Özne to be uygun olanı seçtim. I tekil olduğu için was aldı. Watch ing şimdiki zaman eki. Watch'tan sonra ing geldi. Watching TV ben televizyon seyrediyordum. Sen geldiğinde. Peki gelmek eylemi bitmiş mi? Sen geldiğinde. Tabii ki bitmiş. Dün muhtemelen bu olacak. Sen geldiğinde. When you came. Sen geldiğinde ben televizyon izliyordum. Televizyon seyrediyordum. Came, come'ın ikinci hali. You came, sen geldin. Bu da dığında, geldiğinde ya da geldiğin zaman şeklinde kullanılabilir. Özneyi değiştirerek Jenny. Yardımcı fiilimiz ne olacak? İkisinden birini seçeceğiz. Tekil çoğul, tekil. Jenny was ne yapıyordu olsun? Sleeping. Jenny was sleeping. Ne zaman? Ben ayrıldığımda diyelim. Ben when I left. Hocam left sol demek değil miydi? Sol anlamı da var. Ama bir de düzensiz fiillere eklemek istersek leave ayrılmak, terk etmek, left düzensiz olduğu için ikinci hali. Leave left. Ben ayrıldığımda Jenny uyuyordu. Bu şekilde vaziyet bir tane de were'lü yapalım. My parents. Ne demek? Parents, anne ve babanın ikisine birlikte verilen tek isim. Türkçe'de buna ebeveyn diyoruz. Anne babam yani ebeveynim iki kişi oldukları için hemen yardımcı fiilimizi koyuyoruz. Annem ve babam ne yapıyorlardı? Yiyorlardı. Eating lunch. Öğle yemeği yiyorlardı. Ne zaman? Ben eve geldiğimde diyelim. Ya da hep ben dedik. Telefon çaldığında diyelim. Yine when koyuyoruz. Telefon. Bundan sonra yeni bir cümleye başladığımızı farz ediyoruz. When the phone rang. Dikkat edin. Bu da düzensiz bir fiil. Yine ikinci hali. Ara ara bunları yeri geldikçe bu şekilde yazmak faydamız olacaktır. Ring, rang. Ring, üçüncü halde. Ring, çalmak. Telefon gibi, zil gibi şeylerin çalması. Ring, ikinci hali.
telefon çaldığında annem ve babam, ebeveynlerim öğle yemeği yiyorlardı. Bu da bu şekilde. Soru yaparken standart başa alıyoruz. Olumsuz yaparken yanına not getiriyoruz. Onun formülünü gösterelim şurada. Were not, was not. Kısa yazılışları zaten kolay. Önce were'ü standart haliyle yazıyoruz. Neyesini yazıp T'yi ayırıyoruz. Was'ı yazıyoruz. Neyesini yazıp T'sini ayırıyoruz. Weren't, wasn't, olumsuz yapmak için. I wasn't watching TV when you came. Sen geldiğinde ben televizyon seyretmiyordum. Jenny wasn't sleeping when I left. Ben ayrıldığımda Jenny uyumuyordu. My parents weren't eating lunch when the phone rang. Telefon çaldığında ebeveynim, anne babam öğle yemeği yemiyorlardı. Aynı cümlelere sadece olumsuzluk eki getirerek olumsuz yapabiliyoruz. Soru yapmak için de bunları başa alarak were my parents demeyiz artık. Were your parents eating lunch when the phone rang? Telefon çaldığında anne baban yemek mi yiyorlardı? Was Jenny sleeping when you left? Soru olduğu için. Sen ayrıldığında Jenny uyuyor muydu? Ancak soru kelimesi yaptığımızda nasıl oluyor onu örneklerle görelim. What? Ne diyelim? Ben telefon açtığımda sen ne yapıyordun? Önce ne yapıyordun? Açtığımda kısmını dikkat ederseniz cümlenin ikinci kısmına koyduk. Hep burada da aynı şekilde yapacağız. Sen ne yapıyordun? Ne koyduk? You'nun yardımcı fiili çünkü başa o gelecek. Yani you'yu şuraya yazarsak soru olduğu için buraya gelecek. You'nun yardımcı fiili çoğul olduğu için what were you? You'dan sonra ne geliyor? Verb ing. Çünkü to be'yi başa aldık. Verb ing koyalım. Ne? Ne yapıyordun? Yapmak. Do. ING'imizi de koyduk. What were you doing? Ne yapıyordun? İkinci kısma geldik. Ben aradığımda, telefon açtığımda, telefon açtığım zaman ya da when I, telefon açmak ne? Phone. Geçmiş zaman olacağı için diğerleri gibi düzensiz değildir. Düzenli bir fiildir. ED takısı getireceğiz. E'si zaten var. D'sini de biz koyuyoruz. Yani İngilizce okunuşudur ED. When I found you. Ben seni aradığımda sen ne yapıyordun? Bu tarafı geçmiş zaman, ikinci tarafı. Bu tarafı past continuous, o tarafı da past tense. Şimdi bir diğer, sadece iki tarafının da cümle olmasına gerek yok. Dün akşam saat 11'de diyebiliriz. Why ile ilgili yapalım. Hiç yapmadık bu ana kadar. Why was Chris? Bu ismi de hiç kullanmadık. Why was Chris ağlıyordu diyelim. Why was Chris crying? Chris neden ağlıyordu? Ama askıda kalan bir cümle dikkat ederseniz. Ne olduğunda Chris neden ağlıyordu? Bunu anlamamız lazım. Why was Chris crying? Last night diyelim. Chris dün akşam neden ağlıyordu? Dün akşam bir ara görmüş demek ki. Soru kelimesi, yardımcı fiil, cümlenin devamı formülümüze uygun. Bunu da bu şekilde gösterdikten sonra yeni konumuza geçebiliriz.